Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, sınav yaklaşıyor. Tutuşmalar, panikler, hocam unuttumlar başladı. Bazı sorumluluklarınız var. Tabii sizlerin sorumluluğunun yanında Selim Hoca'nın da üstüne düşen bazı sorumluluklar var. Sizleri üniversite sınavına yerleştirene kadar yapmamız gereken bazı çalışmalar var. Onları anlatacağım. Çok güzel, çok güzel tekrarlarımız, çok güzel nokta atışlarımız, çok güzel Sınava yakın soru serilerimiz olacak birazdan bunları anlatacağım. Önce, önce bu arada nasıl olmuş yeni konseptimiz? Bir dahaki yılki sınava hazırlanacak arkadaşlar için altyapı değişikliklerine başladık arkadaşlar. Ee, ara sınıflarda bir şeyler yapacağız. Onlar da sorup duruyorlar. Yakın zamanda onu anlatacağım ama önce sizi üniversiteye bir yerleştireceğiz. Sizler o hayallere bir ulaşacaksınız ondan sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi bir kere şöyle bir toparlayalım. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz şimdi bu ara konuların yavaş yavaş bitme zamanları değil mi? İşte TYT'den e, branş şey, TYT denemelerine iyice odaklandınız. Sosyal çok önemli dedim. Sosyal çalışmalarına denemeler üstünden deneme çözerek yapamadığın soruları denemeler üstünde notlar alarak sosyal çalışmalarına ağırlık verdin. Türkçeyi zaten hiç bırakmadın. Şimdi bundan sonra artık diyorsun ki ya hocam deneme çözmeye başladım ama konuları unuttum gibi geliyor, unuttum gibi geliyor. Selim Hoca öyle güzel tekrar videoları yaptı ki sana. Arkana yaslanacaksın şöyle. Kahveni alacaksın. Benim videolar uzun olacak ama tekrar videoları. Sen biliyorsun benim videoları çarpı ile izliyorsunuz. Alacaksın. Ondan sonra güzel bütün A'dan Z'ye en temelden en tepeye konuyu hatırlatacak her şeyi ne yaptım biliyor musun? Mesela fonksiyonlarda 100 tane falan civarında soru var. 3 saat falan genel tekrarları. He, bu arada bazılarını geçen yıl çekmiştim söyleyeyim. Onların başlarında konuşmalarımızı falan yenince zinden render yapacağım. Kes yapıştır çıkmış sınav soruları falan da var içerisinde anlatacağım. Var ya bütün fonksiyonları 2 saat 3 saat içerisinde tekrar etmiş olacaksın. Trigonometri, logaritmayı, parabolü hepsini. Tamam mı? Ondan sonra alacaksın, denemeleri çat 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 çözeceksin. Ondan sonra bir de ne yapacağım sana? Çözmen gereken, hatırlaman gereken sorular serisi olacak. Bir ne olacak? Ondan sonra sürpriz kitaplarla, sadece Miray yayınlarından da yapmayacağız, birazdan açıklayacağım. Ne yapacaksın? Beş soru bir konu. Beş soru bir konu serilerimiz olacak. Ya gerçekten işini acayip kolaylaştıracağız. Ama senden istediğim şey, böyle bu işi dallanıp budaklandırmamak. Bir yerden başladıysan genel tekrarlara oradan devam et. Tamam mı? Şimdi ayrıntıları anlatacağım. Ama bu kalan süreci çok iyi, çok verimli, çok düzgün bir şekilde geçirmeni istiyorum. Bu genel tekrarları yaptıktan sonra ondan sonra güzel bir şekilde denemelere gireceksin. Güm 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 bitecek. Ha bu arada onu yazmayı unuttum. Onu da açıklayayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Miray yayınlarından üçlü TYT denememiz çıktı. Bugün üçlü AYT denememiz de çıktı. Yakında onların da şeyini yapacağım. Küçük sınava çok Haziran ayının içerisinde 3 TYT 3 AYT tam sınavlık hazırladım onları. Tam sınavlık. Tam sınavlık hazırladım onları. Onların da kampını yapacağız. Şimdi hadi bir bakalım neler olacak? Neler olacak o serilerimizin içerisinde güzel bir şekilde bir anlatalım. He bu arada diğer yapacağımız permütasyon kombinasyonla ilgili olan çalışmalar ayrı. Bunlar ayrı, onlar ayrı. Tamam mı? İstedikleriniz bir şeyler de varsa yine altlara bir yazın bakalım bir görelim. Hadi bir ne yapacağız bir anlatayım size. Bak şimdi fonksiyon genel tekrarında ne varmış? Bak. Fonksiyonlar son tekrar. Konu tekrarı ve toplam 100 soru. Peki bu 100 sorunun içerisinde ne var? Mesela fonksiyon grafiklerini gördün ya, fonksiyon grafikleriyle ilgili bir temel hatırlatma soruları var. Hemen arkasından onunla ilgili çıkmış sınav soruları var. Bu geçen seneki yaptıklarımı, tabi biz bu sene ne de yaptık. Ayrıca konu konu sınav çözümleri şeylerde sınavla sınavda çıkan soruları da yaptık. Ayrıca onlara da bakacağız. Bak şimdi fonksiyon tanımı, fonksiyon sayısı, tanım kümesi, görüntü kümesi, değer hesaplama, fonksiyon çeşitleri, işte fonksiyonda işlemler, fonksiyon özellikleri, ters fonksiyon, bileşke fonksiyon, fonksiyon grafikleri, işte fonksiyon uygulamaları, fonksiyonlarda dönüşümler orada orada kafamdan çıkmadı ama artan azalan ortalama değişim hızı gibi hem TYT'nin hem AYT'nin ortak olduğu yerler var. Bak Gör şimdi bak ne var. İşte burada hemen öğretmenin notlarıyla hatırlatmamızı yapıyoruz. Bak hemen sorularımızı çöze 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 bütün soru kalıplarından çözerek. Ha hocam ya burada zor sorular var mı? Sınav sorularıyla perçinlediğimiz için güzel sorular var ama kolay sorular da var. Yani konuyu hatırlatacak size. Konuyu böyle zıng ya bu buydu dedirtecek. Her şeyi koydum arkadaşlar. Bakın şey doğruluk testi gidiyoruz fonksiyon sayısıyla ilgili e, çözmen gereken bak sınavda çıkan soru hemen bak fonksiyon grafikleri böyle arkadaşlar böyle güzelce gidiyor sınav sorularıyla pekiştirdik 100 tane soru var ya hatırlı yanlış hatırlamıyorsam 3 saat civarında bir videoydu arkadaşlar bu. Bütün fonksiyonların çok güzel bir tekrarı olacak. Hemen konusunu özetli anlatacağım. Arkasından onunla ilgili hem çıkmış sorular hem de benim bil, gerekiyor, hatırlaman gerekiyor dediğim sorulardan oluşan çok güzel bir seri. Bunu bütün konulardan yapacağız. Bütün konulardan yapacağız. İşte senin tekrarla mekrarla uğraşmana gerek kalmayacak. Ondan sonra güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Devam edeyim mi şöyle? He bunların pdf'lerini de koyacağım altlarına. PDF'lerini de koyacağım. Çıktılarını alın böyle dörtlü dörtlü. Normalde bir slide ya. Bir sayfaya dört tane slide'ı koyacağım gideceğim. Bakın yüz tane soru var. Bütün güzelce güzelce konuları öğren. Bak tek çift fonksiyonlar. Hiçbir şeyi atlamadım. Hiçbir şeyi atlamadım. İnanın bana. Çok süper bir çalışma olacak. Çok güzel olacak. Şimdi hocam başka ne çalışma yapacaksınız? Hadi başka ne çalışma yapacağız? Ona bir bakalım. Evet şimdi... Sürpriz. Biz geçen yıl 5 soru 1 konu serisi yapmıştık. Onları da yayınlayacağım. Bak geçen yılkileri de yayınlayacağım ama yenilerini de yapacağım. Yeni geçen yılkilerini yaparken arkadaşlar genellikle kendi kitaplarımı kullanmıştım. Bu yıl sürpriz var. İşte e, ben Miray Yayınları biz benim altın kitapla güzel tam ikili bir set olduğu zaman süper olduğunu düşündüğüm e, çözüm 3D'nin içerisinden de soruları kullanacağız. Ee, yazarı benim çok iyi arkadaşımdır, kardeşimdir. Ee, Özgür hocamız sağ olsun bize bu konuda desteğini verdi. Şimdi arkadaşlar 5 kor 1 soru serisinde hem Miray yayınlarından, altın kitabımızdan bu soruyu hatırlaman gerekiyor dediğim soruları koyacağım. Hem de oradan tam böyle sınavlık sorular yaparak götüreceğiz. Ne yapacağım? 5 soruda birazcık uzatabilirim ben buraya 5 soru bir konu serimizin adı ama ben 6-7 soruda koyabilirim seçeceğim oradan güzelce. Çat 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 türev mi? 5 tane türev sorusu. İntegral mi? 5 tane integral sorusu. Nelik? Sınavlık. Tamam mı? Sınavlık. Bunları kesin izlemeni istiyorum. He, ne de yapıyoruz? Şu anda çıkmış sorularla tekrarlar. Şimdi arkadaşlar senden ne istiyorum? Şu genel video tekrar videolarını hızlandırdın, dinledin. Ondan sonra çıkmış sınav sorularını da mutlaka çözmeni, dinlemeni istiyorum. Tamam mı? Konu 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 konu. Onları da yaptık biliyorsun güzel bir şekilde yapacaksın. Şimdi arkadaşlar şu anda kafamda planladığım niye bulanıklaştık? Şu anda kafamda planladığım e, senin için yapmaya çalışacağım çalışmalar bunlar ama bir şey daha düşünüyorum. E, onu yapabilir miyim? Çok zamanım kalır mı bilmiyorum. Özellikle altın kitapta altın kitapta ya yani tam sınav ayarında sorular var biliyorsun özellikle sınava hazır ol testlerinde işte o Sorulardan, işte mesela polinomlardan 10 soru, 15 soru, bu soruları kesin bir hatırlaman gerekiyor dedim. Bir yerler, bir şeyler yapabilirim belki, zamanım yeterse, ona gücümüz yeterse. Evet arkadaşlar, düşündüğünüz, hocam şunu da yapın dediğiniz başka bir içerik varsa lütfen yazın. Ee, bu ara ben yine e, geometri soru bankası işte ara sınıf soru bankalarını falan yazdığım için yani video atmıyor falan zannetmeyin aslında yoğun bir şekilde de çalışıyorum. O yüzden ama sizi sınava hazırlanana kadar elimden geleni yapacağım. ha, ha, ha Unutma 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 hemen Selim Hoca şunu da hatırlat. Arkadaşlar Miray yayınlarından üçlü genel neyimiz var? Genel TYT denememiz var. Neyimizde çıktı? Üçlü genel genel. AYT denememiz çıktı. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var. Eşit ağırlıkçı öğrenciler e, sözel yok içerisinde arkadaşlar. Yani sayısal deneme matematik ve fen var. Yani matematiğini görmek isteyenler yine alsın fiyatları çok uygun zaten. Arkadaşlar bu denemeleri tam sınav ayarında yaptım. TYT'lerin leri, TYT matematik zorluk seviyesi söylüyorum bakın onlu denemelerimiz bir tık bir tık zor. Ama üçlü TYT genel denemesi bütün branşlar için tam sınav ayarında. Yine üçlü AYT denememiz de tam sınav ayarında oldu. AYT bir tık zor sorulduğu için TYT'ye oranla bir tık zor bu arkadaşlar. Çünkü AYT zaman bol olduğu için daha eleyici bir sınav olacaktır. Bundan da Haziran ayının içerisinde kamp yapacağım size. 3 TYT, 3 AYT deneme çözeceğim. Tamam mı? Evet başka bir isteği olanlar yazsın arkadaşlar. En güzel, en güzel çalışmaları yapmaya çalışacağız tekrarlarınızı güzel bir şekilde yapmanızı sağlayacağız inşallah. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Var bir hayalimiz diyoruz. O üniversiteyi kazanacağız diyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız diyoruz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.